Herkese merhabalar. Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde en önemli maçta Milan kendi evinde Barcelona ile ilk maçta oynayacaklar. İlk maçlarını oynayacaklar. H grubunda da bu iki takım karşılaşmış. Barcelona'da oynanan maç 2-2 beraber etmiş. Milan'daki maçı ise Barcelona 3-2 kazanmayı başarmıştı. Aslında kadrolara bakıldığında tabii ki Barcelona şu anda Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorisi. Oynadığı futbol uzun süredir birçok takım tarafından çaresizce izleniyor. Geçtiğimiz yılın şampiyonu, çok rahat bir şekilde şampiyon oldular. Ki bir önceki turda da Bayer Leverkusen'i gol yağmuruna tuttular, 10 gol attılar toplamda. Sadece 2 gol yediler. 7-1 ve 3-1'lik galibiyetlerle Leverkusen'i kupanın dışına itmeyi başarmışlardı. Ki yani bir Alman takımına karşı gerçekten çok şaşalı bir skor aldılar. Diğer taraftan Milan 4-0 Arsenal'ı yenmeye başardı kendi evinde. Dönüş maçında Arsenal'daki maç bir anda 3-0 oldu. Daha ilk yarıda ve Milan acaba elenecek mi soruları sorulmaya başlanmıştı. Fakat ikinci yarıdaki oynadıkları futbolla birlikte avantajını korumaya başardı Milan ve bir üst tura çıktılar. Biraz da ecel terleri döktüler. Elenme korkusu yaşadılar ama sonuçta korku ve heyecan dolu dakikalardan sonra bir üste merhaba dediler. Karşılarına şimdi Barcelona çıktı. Zaten Milan eğer bu kupada bu sezon şampiyonluğu hedefliyorsa mutlaka Barcelona ile bir şekilde karşılaşacaktı gibi gözüküyor. Zaten şu anda turnuvanın en büyük 3 favorisinden birisi de Milan gözüküyor. Belki Bayern Münih zorlayabilir bu 3 takımı. Real Madrid, Barcelona ve Milan'ı ama olabilecek en büyük favoriye karşı oynayacaklar. Barcelona için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Grup maçlarında 5 galibiyet aldılar. Daha sonra çıktıkları Leverkusen'i de yendiler. 7 galibiyet, 1 beraberlik aldılar sadece. Mağlup olmayan iki takımdan birisiler Real Madrid'le birlikte. Ve 7 galibiyet de alabilen yine iki takımdan birisi konumundalar. Ligde Real Madrid'e karşı olan 10 puanlık dezavantajlarını da 6 puana düşürmeyi başardılar. Her şey yollarında gidiyor gibi. Milan'a karşı da çok daha iyi oynayacaklardır. Bu maçta belki lig geneliyle daha temkinli oynayabilir Barcelona. Biraz daha deplasman takımının olması gereken daha az topa sahip olma oranına sahip olabilir Barcelona ölçüsüne göre. Bu nedenle ben bu maçta 2-2 gibi bir beraberlik bekliyorum. Yani karşılıklı gene goller olacaktır. Beraberlik çıkacaktır. Üst olacaktır. Ama Barcelona mutlaka rövanşı alıp bir üst tura çıkacaktır. Yarı finale adını yazdıracaktır.